Bir sorunu diyor Sayın Cumhurbaşkanı, devamında ev ev gezerek anlatacağız diyor. Peki bunu yapabilecek mi iktidar partisi, dinletebilecek mi en önemlisi ve uzun bir ara sonra ev ziyaretlerine çıkabildikten sonra ekonomi yönetimine dair ne anlatacak? Vatandaşa ne anlatacak? Sorular bunlar, elbette konuşalım. Hem ekonomik gerçekleri hem siyasi gerçekleri konuşalım. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, ekonomist Evren Devrim Zelyut bizlerle birlikte. Sayın Kulat hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Zelyut hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Önce siyasi yönü diyelim. Vatandaşa anlatma kararı, ev ev dolaşıp ekonomi yönetiminde yaptıklarımızı anlatacağız. Uzun bir süre sonra, az önce de vurguladım Sayın Kulat, iktidarın milletvekillerini sokakta veya esnaf ziyaretlerinde görebilir miyiz bilmeyiz ama bu konuda verilmiş bir talimat var. MKYK'dan sızdı ve şu saniyeye kadar da yalanlamadı. Milletvekilleri sokağa, esnafa çıktıklarında neyle karşılaşacaklar? En önemlisi ne anlatacaklar? Şimdi öncelikli olarak tabii şu anda ne olmak istemezdiniz diye bir soru sorulsa AK Parti milletvekili olmak istemezdim herhalde. Gerçekten işleri zor. Yani bunu söylerken bu arkadaşlarla ilgili negatif bir ifade için söylemiyorum. Tabii. Gerçekten işleri zor çünkü halka gidecekler. Halkın cebi yanıyorken, kasası yanıyorken, işte mutfakta tencere kaynamıyorken bu insanlara gideceksiniz ve diyeceksiniz ki işte ekonomi kötü. Ama bu kötülüğün sebebi biz değiliz. Global anlamda dünyada işte böyle bir sorun yaşanıyor. Bu sorundan kaynaklı bir durum diyeceksiniz. Vatandaş da size nasıl tepki gösterecek onu tabii görmek lazım. Önümüzdeki günlerde gerçekten AK Partili milletvekilleri sahaya çıkarlarsa neyle karşılaşacaklar onu göreceğiz. Tabii. Müsaade ederseniz ben bugün biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar üzerinden de bu konuyla ilgili tabii, bir iki tabii. rakamı paylaşmak isterim. Elbette buyurun. Doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'na iletilmek üzere de göndermiştik bir çalışmayı. Yine şu anda üzerinde çalıştığımız bir konu var. Bu konuyu da Sayın Cumhurbaşkanı'na paylaşacağız. Ben burada bir konu üzerinden arz etmek istiyorum. Yani postayla göndereceğiz. Artık nasıl takdir ederler bilmem. Şimdi bir kere öncelikle şunu görmek lazım. Biz bir soru soruyoruz sahada. Sorumuz şu. Hiç hayatınızda hiç AK Parti oy verdiniz mi diye insanlara bir soru soruyoruz. 20 yıldır. İktidarda olan bir parti var karşımızda. Bazı zamanlar %49,5'ları bulan oy oranına ulaşmış bu partide. İlk kez oy kullanacakları hariç katılımcıların %74'ü evet ben bir ya da birden fazla kere AK Parti oy verdim ifadesini kullandı bize. Bu bir rekor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadeyi kullandı. Dedi ki biz bu bir ya da birden fazla kere bize oy vermiş olan, bizimle gönül bağı kurmuş olan, bizimle işte şu ya da bu şekilde yol yürümüş olan arkadaşları yeniden kazanmaya çalışacağız dedi. Bakın bu rakam çok büyük bir rakam. Türkiye'deki ilk kez oy kullanacaklar hariç neredeyse her 4 kişiden 3'ü bir ya da birden fazla kere AK Parti oy vermiş. Böyle bir büyük bir rakam var AK Parti'nin karşısında. İki, şimdi hemen hızlıca geçeceğim bunları. Evet. Biz aynı insanlara bir soru sorduk. Peki dedik, önümüzdeki ilk seçimde AK Parti oy verme davranışınız nasıl olacak diye sorduk. Bu oy vermiş olanlara sorduk bunu. Hı hı. Bu insanların %56'sı dedi ki biz bir daha AK Parti oy vermeyeceğiz. Bu inanılmaz. Peki ne kadar yani vereceğini? Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdiğini söyleyen her iki kişiden biri, hatta birinden bir tık daha fazlası bu seçimde oy vermeyeceğini beyan ediyor MAK araştırmanın sadece, son araştırması. Sadece %36'sı oy vereceğini söylüyor. O rakamın %36'sı. Yani dolayısıyla İnanılmaz. AK Parti'nin niye %30'un altına düştüğünü anlamak açısından da ibretlik bir durum. Sonra biz bu insanlara şu soruyu sorduk. Peki kardeşim niye vermiyorsunuz? Vermeyeceğini söyleyenlere sorduk bu sefer de. Bunlar bize 4 tane konu başlığı altında cevaplar verdiler. Bunların %11'i bizi küstürdüler dedi. %49'u beni kızdırdılar dedi. %33'ü beni üzdüler dedi ve %7'si de buna bir cevap vermeksizin konuyu kapattı kendi açısından. Peki biz son soru olarak şunu sorduk aynı insanlara. Peki kardeşim seni kızdıran, küstüren ya da üzen kim diye sorduk. Bu insanlar bize şu cevapları verdiler. %11'i partili belediyeler dedi. %14'ü il ilçe teşkilatları dedi. %7 milletvekillerini suçladı. Derken sonuçta bir bütün olarak seçmen yani genel merkezi partinin liderini, parti politikalarını eleştiriyor. Çok uzatmamak açısından hızlı geçiyorum. Bu kadar ciddi düzeyde bir eleştiriye muhatap olan bir seçmen kitlesine sahip AK Parti ve bütün bunların ötesinde
ister AK Parti'ye oy versin, ister vermesin, sokakta ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Akaryakıtta ciddi bir kriz yaşanıyor, mutfakta ciddi bir kriz yaşanıyor, çarşıda, pazarda ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Doğrusu Allah yardımcılar olsun. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Ramazan ayının mübarekliğine birkaç defa atıfta bulundu ki öyle olduğu şüphesiz. Dolayısıyla bu Ramazan'da insanların içinde bulunduğu bu ekonomik kriz içerisinde nasıl bir çıkış yolu bulacaklar ve şu anki ekonomik krizi topluma nasıl anlatabilecekler? İşleri gerçekten zor. Bunu öncelikle ifade etmek isterim. Sayın Zelyut, ekonomi tarafından bakınca anlatılabilecek, milletvekillerinin anlatabileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talimatı verirken ekonomi yönünden aslında ne düşündü? Beni merak ettiren sorular bunlar. Bir fikriniz var mı? Şimdi evvela Mehmet Bey'in dediklerini doğrulama adına bir iki anket de ben iktisat kanadından vermek isterim. Ellerine sağlık. İyi bir çalışma yapmış Mehmet Beyler. İktisadi açıdan da onları doğrulayan tüketici güven endeksleri var. Tabii. Biz de buna baktığımız zaman tüketici güven endekslerinde TÜİK'in hazırladığı anketlerin manipüle edildiğini biliyoruz. Yani burada ankete katılanlara iş gücüyle ilgili soruları çıkarmışlardı ki elde edilen endeks değeri yukarı çıksın diye. Buna rağmen ilk çıkartıldığında işte 2019-2020 sonlarında yapay olarak 80'e fırlamış bir endeks vardı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanlış politikalarıyla bu değerin 70'lere kadar düştüğünü gördük. Normalde eğer iş gücü soruları çıkartılmamış olsaydı tüketici güven endeksi Türkiye'de 40'larda gezecekti ki bağımsız kurumların, çok büyük kurumların yaptığı anketlerde de 40 olduğunu görüyoruz. Peki nedir bu 40? Bu 40 işte neredeyse AKP'nin gücünün en doruğunda olduğu dönemle mukayese ettiğiniz zaman yarı yarıya güç kaybettiğini gösteriyor bize. Ha, bu bağlamda Mehmet Bey'in de dediği gibi o %50'lik rakam bence mantıklı. Ha, buradan şuna gelelim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı talimat veriyor ve ev ev gezerek anlatın diyor. Ama işleri gerçekten zor, ama işleri de bu hale kendileri getirdi zaten. Biz 3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AKP ekonomi kurmaylarını sürekli ikaz ettik. Yaptığınız, yürüttüğünüz model yanlış. Siz 2012'ye kadar ithalatçı bir modelle inşaat rantına dayanarak Türkiye'nin milli gelirini evet yükselttiniz. Ama burada orta gelir tuzağına düşeceksiniz. Türkiye'de üretimden vazgeçtiniz. Tarımı ihmal ettiniz. Sanayiyi Çin ve Hindistan'dan aldığınız yarı mamullere bağlı kıldınız. Kurlar düşükken bu iş çok güzel gider ama bir şekilde kurlar dış şoklardan ya da sizin yaptığınız yanlış iç siyasi hareketlerden artarsa dizginleri elinizden kaçırırsınız dedik. Ve aynen dediklerimiz çıktı. 2020 Mart'ında salgın, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı, daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresindeki bilmiyorum akademik ve iktisadi danışman kadrosunun da bence yetersizliği var. Onların da doğru yönlendirmemesiyle beraber çok mantıksız bir faiz politikası. Bugün dünyanın yaşadığı enflasyondan çok daha fazla bir şekilde Türkiye'nin enflasyon yaşamasına neden oldu. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı kendisini 2012, 2013, 2014 yıllarında biz çıkarız, halkımıza anlatırız, halkımız da bizi dinler diyor ama neyi anlatacak Allah aşkına? Yani şunu mu anlatacak? G20 ülkeleri içine baktığımız zaman Türkiye %61.14'lük resmi rakama göre, ki bunun aslında %100'den fazla olduğunu biliyoruz, G20 ülkeleri içinde en fazla enflasyona sahip olan ülke. Bunu mu anlatacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletvekilleri? Yani 61.14 Türkiye, Arjantin 55, Rusya 16. Bakın yani aradaki farka bakın. Sonra dönüp Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletvekilleri çıkıp neyi anlatacak? 2015 yılında Türkiye ilk 16'daydı. Yani dünyanın en kuvvetli 20 ekonomisinde 16. sıradaydı. 864 milyar dolarlık bir hasıla vardı. Ve bakın 2015'te Endonezya'dan, Hollanda'dan, İsviçre'den, Suudi Arabistan'dan, Arjantin'den, İran'dan daha iyi durumdaydı. Bugün ne oldu biliyor musunuz Can Bey? Bu saydığım ülkelerin tamamı Türkiye'yi geçti. Eğer Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yurt dışında da işler kötüye gidiyorsa biri bize söylesin. İran bizi neden geçti? Endonezya, Hollanda, İsveç ve
Suudi Arabistan'ın milli hasılaları neden trilyon dolarları aştı da Türkiye'nin 2022 hasıla tahmini 806 milyar dolara indi? Dolayısıyla burada artık anlatılacak bir şey kalmadı. Üretimden vazgeçmenin, yanlış politikalarda ısrar etmenin sonuçlarını aynen 2022